geçtim karşısına haberin. İyi bir şey bulma çabasında ara haberi. Fakat nereye açtıysam gördüm kadın cinayeti. Kudret değil elindeki bıçak ve benzeri. Sosyal mesaj vermiyorum, sinirlerim gerildi. Her gün farklı cinayet, tek cinsiyet ölendi. Her gün yeni bir katil, onlar da olur şerefsiz. Sözüm meclis içine bağırır fakat yetersiz. Adalet mi nerede burada, adalet bir gösterin. Olamaz ki katillik senin adamlığına gösteri. İnsanlıktan çıkıp ilerlediğimiz yer neresi? Yıllar ilerledikçe şimdi zihniyet geriledi. Ve bir sorunda müzikte sürekli saçma bakalar. Müzikten önce tipine bakan geri kafalar. Bayan sana yer, daha da zordur burada yaşamak. Hip-hop sokaktaysa neden sokakta laf atarlar? Bu yemek neden bu kadar tuzlu? Neden erkek doğurmadın? Bu soba neden yanmıyor? Bizim takım yine yenildi. Bu gerekçeler ve hatta daha fazlası Türkiye'de kadınların şiddete maruz kalmasına yolunu açıyor. Şefkat Der tarafından hazırlanan Türkiye'de Aile İçi Şiddetin Bahaneleri adlı raporda 9000 kadına neden şiddet gördüğü soruldu. Alınan yanıtlar düşündürücü. Kadının cinsel ilişkiye girmek istememesi, fazla kilo aldığı iddiası, çocuk veya erkek çocuk doğuramaması, yemeğin tuzlu, yanmış, soğuk olması, kapının geç açılması, sobanın yanmaması, çocuğun babaya benzememesi, ailenin ekonomik sıkıntı çekmesi, erkeğin tuttuğu takımın yenilmesi. Haklarım da saklıdır, mutluluk yasaklıdır. Kadındır adım, yollarım tuzaklıdır. Ortasından vuruldu, kalbim sakatlıdır. Çoluk çocuk ortasında katledildim, naaşı kaldırın. Üç damla gözyaşıydı kaldırımda anılarım. Dünyalığım 3-5 kuruş yuvarlanır paralarım. Gazete örtün görmesin, kadın böyle ölmesin. O hapiste ben mezarda, çocuklarım bilmesin. Gözyaşımı silmeyin, beni gömün bilmeyin. Özgürlüklerim hapiste, arkasını görmeyin. Devlet koruyamaz beni, cinayetim belirli. Hakkımı savundum, öldüm, şerefsize söyleyin. Müebbet hapis verin, 8 Mart'ta takım verin. 8 Mart'ta dayak yedi, çiçek gördün mü eşinden? O ağladı mor zulümden, pazardan pazartesinden. Şiddet kalsın çiçeklerden, çöl olacak yoksa çevrem. Raporda erkeğin uyguladığı fiziksel şiddet yöntemlerine örnekler de veriliyor. Yumruk, tekme, sopa, kemer kullanılarak yüze, göze, kafaya, göğse, sırta ve dize vurulması raporda yer bulmuş. Raporda gördüğü şiddetten dolayı büyük birinin suç duyurusunda bulunmayan kadınların en çok çocuklarının, misafir ya da akrabalarının veya sokakta yabancıların önünde şiddet görmekten dolayı üzüldüklerine yer veriyordu. Rapora göre kadınların şiddeti durdurmak için kendilerine ait önerileri de var. Şiddete maruz kalan kadınların önerileri arasında şiddetin yüz kızartıcı suçlar kapsamına alınması, şiddet gösteren erkeklerin akıl ve ruh sağlığı yönünden tedavi edilmesi ya da televizyon, gazete, internet ve belediyelerin reklam panolarında teşhir edilmesi de bulunuyor.